Bugünlerde Kur'an alimi dediğimiz bir hoca, rabıta için tarikatta şeyhine rabıta yapan müşrik olmaz. Ona müşrik diyemeyiz demektedir. Bu Kur'an'ın tevhid anlayışına aykırı bir söylem değil midir? Mesela. Evet. Şimdi rabıta ne demek? İyi ki buraya bu kitaplardan getirmişsiniz. Ama ben şu şeyi hepinize tavsiye ediyorum. Bizim Fatih Orum Hoca'nın yeni çıkan Kur'an-ı Kerim anlama usulü son derece önemli bir eserdir. Bunu tavsiye ediyorum. İnşallah alırsınız. Diğer kitapları zaten biliyorsunuz. Şimdi rabıta neye rabıta diyorlar? Şimdi onu ben size buradan bizzat şeyhin ağzından aldığım şekilde size şöyle okuyayım. Rabıtanın en üstün derecesi iki gözünün arasında olan hayal hazinesiyle, işte burada hayal hazinesi varmış. Mürşidin ruhaniyetinin yüzüne, mürşit dedikleri kişi orada yok. Siz evdesiniz. Mürşit yok. Mürşidin ruhaniyetinin yüzüne, hatta iki gözünün arasına bakmaktır. Zira orası feyiz kaynağıdır. Yani şuradan feyiz akıyormuş. Ondan sonra mürşide karşı kendini alçatarak iyice alçaltıyor. Yani mürşidi hayal ediyor, kendini alçaltıyor. Son derece tevazu ile yalvarmak. Kime yalvarıyor? Mürşidine yalvarıyor. Ve onu Mevla ile kendi arasına vesile kılmak üzere Allah'la araya aracı koyuyor. Mürşidin ruhaniyetinin hayal hazinesine girip oradan kalbine ve derinliklerine yavaş yavaş indiğini düşünüp, mürşidin ruhaniyetinin derinliklerini görür. Yavaş yavaş oraya aktığını, indiğini hayal ederek şeyhini kendi nefsinden geçinceye kadar hayal gözünden kaybetmemektir. Bak iyice alçalıyor. Bu şeyhe yapılan nedir? İbadet değil mi? Ondan yardım istiyor. Tabii bu Zümer suresinin 3. ayetini buraya yazmışız. İsterseniz açın. 39. sure 3. ayet. Ele lillahi dinul halis. İyi bilin ki saf din Allah'ın dinidir. Katıksız din. Öyle herhangi bir şeyler katma değil. Bak dikkat ediyor musunuz? Kelimelere yeni manalar yüklüyorlar, sağa sola çekiyorlar falan. Ortada Allah'ın dini diye bir şey kalmıyor. Bugün İslam alemi İslam'dan kilometrelerce uzaktır. Dolayısıyla Müslümanları yeniden Müslümanlıkla buluşturmak lazım. Yani kendine Müslüman diyenleri yeniden Müslümanlıkla buluşturmak lazım. Aksi takdirde ne bulundukları ülkede ayakta durabilirler, ne de dünyaya herhangi bir şey anlatabilirler. Diyor ki Allahü Teala, ele lillahi dinul halis. Dikkatli olun, katıksız din Allah'ın dinidir. Allah'a aittir. Allah nasıl anlatıyorsa odur. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'tan önce bir kısım evliyaya yapışanlar. Şimdi bu rabıta yapanlar öyle yapmıyorlar mı? Ona sararlar, onu tutanlar, onlara tutunanlar. Evliyaya tutunanlar. Ne derler? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz bunlara niye boyun eğiyoruz, kulluk ediyoruz?
bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye, bu tarikat mensupları da öyle demiyor mu? Aynısını söylüyorlar. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Bunu Mekkeli müşrikler yapıyordu. Bunların ne farkı var? Sadece isim farkı. Bunlar biz Müslümanız diyor. Mekkeli müşrikler de diyordu ki biz İbrahim'in dinindeniz. Lafla olacak olsa hiç kimse aşağılarda dolaşmıyor ki. Herkes en yukarılarda. اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتِلِفُونَ Bunların ihtilaf ettikleri konuda Allah aralarında hükmünü verecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْتِقْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ Bak, kâzip ve keffar diyor bu insanlara. Yalancı ve gerçekleri örtüp duranların hiç kimse, hiçbirini Allah sevmez. Yani bunlar gayet iyi biliyorlar ki yaptıkları yalan, yanlış. Zaten içlerine de bir türlü oturmaz. Niye biliyor musunuz? Şey yapar, mesela içki içen insanlar vardır. İçtikleri zaman sarhoş olurlar. Niye sarhoş oluyorlar? Çünkü bu vücut onu kabul etmiyor. Çok affedersiniz, istifra ederler. Çünkü mide onu kabul etmiyor. Allah bu vücudu içkiye göre yaratmamış. O insanlar da aynen onun gibi rabıta yaparlar ama o rabıtadan rahatsızlık da duyarlar. Efendim, ben ondan zevk alıyorum, doğrudur. İçkiden de insanlar zevk alıyor. Zevk alıyor diye içki iyi mi oluyor yani? Bütün günahlar böyledir, alışkanlık yapar. Ama insan onun yanlış olduğunu gayet iyi bilir. Bunu yapanlara Allah ne diyor? Kâdip ve keffâr diyor. Yalan söyleyen ve nankörlük yapıp duran, gerçekleri örtüp duran kişiler.